18. konuşmayı Halkların Demokratik Partisi adına eş başkan Figen Yüksekdağ yapacak. Değerli halkımız, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu ülkede yaşayan tüm ezilenlerin, emeği sömürülenlerin, dili, dini, inancı ve kimliği hor görülenlerin, toprağında gölge, sokağında fener, penceresinde camı olmayanların ama yüreğinde umut taşıyanların, barışa, kardeşliğe, eşitliğe ve adalete özlem duyanların, yani bizlerin geleceğini belirleyecek tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Sizlerle böyle tarihsel bir anda buluşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Bizler büyük insanlığa inananlar olarak bu inancın gücüyle yola çıktık. İçinde bulunduğumuz seçim süreci bu yolculuğun duraklarından sadece birisidir. Büyük insanlık yürüyüşümüzün henüz başındayız. Bizler umudu gerçeğe dönüştüren hakikatle, yani mücadele, dayanışma ve kolektif güçle ilerliyoruz. HDP bugün umudun gerçekle buluşmasının, hayal gücünün özgürleşmesinin ve demokratik halk iktidarına yürüyüşünün adıdır. Daha bugünden büyüyen bu onurlu yürüyüşümüz halklarımıza kutlu olsun. Değerli halkımız, bildiğiniz gibi seçimler, karar süreçlerine ve yönetime etkin katılımın, demokrasi kültürünün önemli bir kazanımıdır. Fakat bu kazanım, Cumhuriyet tarihi boyunca tamamen amacından saptırılarak, son derece antidemokratik, dışlayıcı ve muktedirlerin egemenliğini pekiştirme süreçleri olarak işlemiştir. Özellikle bizlere dayatılan ve dünyanın en yüksek seçim barajı olan %10 seçim barajı, demokrasinin bir ayıbı, askeri cuntanın ülke tarihine bıraktığı kara lekelerden biridir. Demokratik gelişimi engelleyen bu seçim barajı, tüm renkleri, kimlikleri, kültürleri, yani ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan bizleri karar mekanizmalarından tümüyle dışlayarak siyaseti erkeklerden oluşan küçük elit bir grubun tekeline bırakmıştır. Dışlanan en büyük kesim ise hangi sınıftan, etnik kimlikten, inançtan, yaş grubundan, politik görüşten olursa olsun sırf cinsiyetinden dolayı kadınlardır. Dolayısıyla ben bugün kadınlar adına politika yapan değil, kadınların politika yaptığı bir partinin kadın eş genel başkanı olarak bana ayrılan bu konuşma süresinde her türlü ayrımcılığın ve şiddetin en keskin biçimine maruz kalan bizlere, yani kadınlara sesleneceğim. Sevgili kadınlar, çokluğumuz ve gücümüzle biz kadınların sadece mağduriyet değil bir de mücadele tarihi vardır. Bizler bu mücadele tarihinin bir parçası olan katılımcı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir kadın partisiyiz. Türkiye'de ilk defa parti örgütlenmesinin tüm yetki ve karar mekanizmalarında eş başkanlık ve eşit temsiliyeti uygulayan partiyiz. Genel seçim aday belirleme süreçlerinde de bu ilkeyi uyguladık. Gururla söyleyebiliriz ki adayları arasında kadın erkek eşit temsiliyetini zorlayan ve sağlayan tek partiyiz. Kadın adayların tamamını ise kadınlar belirledi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı olarak sizleri bu iradeye güç katmaya ve hep birlikte güç olmaya davet ediyorum. Değerli kardeşlerim, nasıl ki kadınlar özgürleşmeden toplum özgürleşemez ise, kadınların katılmadığı, dışlandığı demokrasiler de gerçek demokrasi değildir. Bu bağlamda siyasi partiler yasası değiştirilerek Türkiye'de ilk defa bizim uyguladığımız eş başkanlığın sadece genel başkanlıkta değil, bütün yönetim organlarında uygulanmasını sağlayacağız. En çok bizleri, yani kadını vuran %10 barajını kaldıracak, demokrasiyi katleden bu ayıba son vereceğiz. HDP olarak bir kadın bakanlığı kurulmasında kararlıyız. Kadını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı içine sıkıştırmak ve varlığını, ihtiyaçlarını karartmak yerine ayrı ayrı Kadın Bakanlığı, Eşitlik Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kuracağız. Bizler yeni bir toplumsal sözleşme yapılması ve anayasanın kadın eksenli olması, kadınların yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve özgürlüklere sahip olması için mücadelemize devam edeceğiz. Savaş, yolsuzluk, ekolojik tahribat, sömürü ve cins ayrımcı bir anlayışa dayanan rantçı ve vurguncu bütçelemeye son vereceğiz. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, ulaşım ve tüm yaşamsal alanlarda cins eşitsizliğini ortadan kaldırmaya ve kadını güçlendirmeye yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi hayata geçireceğiz. Sevgili kadınlar, kadınların en fazla ayrımcılığa uğradığı
Dışlandığı alanlardan biri de istihdam alanıdır. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı sadece %28 civarındadır. Bu oran erkeklerde %72'dir. Binbir zorlukla iş bulabilenlerimizin yarısı ise kayıt dışı işlerde çalışmaktadır. Kadınların bu yönlü hak gaspının engellenmesi için kadın istihdamının artırılması, işsizliğin azaltılması ve eşitsizliklerin giderilmesi gerekiyor. Kadınlara esnek çalışma formları dayatmak yerine tam zamanlı ve tam güvenceli istihdam olanakları sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. Çalışanın kadın erkek olmasına bakılmaksızın en az 50 işçi çalıştıran kamu özel tüm iş yerlerinde ücretsiz kreş açılması zorunlu olacak ve kapatılan tüm kamu kreşleri açılacaktır. Kadın ve erkek çalışanların yasal çalışma süreleri hiçbir hak kaybına uğramadan günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilecek. 8 Mart kadın emekçiler için ücretli tatil ve bütün kadınlar için ücretsiz ulaşım günü olacaktır. Sevgili kardeşlerim, erkeğe egemen kapitalist sistem kadınların aile bakımı için harcadıkları ev içi emeği görmüyor. Kadın ve erkeğin toplumsal yaşamı birlikte ve eşit koşullarda yeniden kurmalarını sağlayacağız. İnsana yaraşır, kadın ve erkek arasında bağımlılığın değil, dayanışmanın hüküm sürdüğü yeni yaşamı gelin hep beraber kuralım. Öncelikle evde çalışan kadınlara sosyal güvenlik ve emeklilik hakkı sağlayacağız. Emeğinin değerini ve karşılığını teslim edeceğiz. Sevgili kadınlar, Türkiye'deki sosyal politika mekanizmaları vatandaşlık hakkı üzerinden sosyal koruma geliştirmiyor. Var olan eşitsizlikleri ve geleneksel rolleri pekiştirerek kadınları muhtaçlığını kanıtlamaya zorluyor. Bizler yardımları hak temelli bir destek uygulamasına dönüştüreceğiz. Güvencesizliği yakıcı bir biçimde yaşayanlardan başlayarak tüm vatandaşlara temel yaşamsal ihtiyaçlarını ücretsiz olarak sunmayı hedefliyoruz. Her eve ayda 250 kWh saat elektrik ve 10 metreküp su ücretsiz sağlanacak. Her eve ısınma desteği verilecek. Kadın yoksulluğuyla mücadelede muhtaç bireylere yapılan yardım anlayışı yerine bütünlüklü sosyal hak modelleri, cinsiyet eşitliğini gözeten vatandaşlık hakkı projelerini yaşama geçireceğiz. Sevgili engelli kadın kardeşlerim, gelin engelsiz bir yaşamı beraber inşa edelim. Kuracağımız Engelleri Kaldırma Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ile engelli kadın ve kız çocuklarının her türlü istismar, kötü muameleye ve ayrımcılığa karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alacağız. Engelli kardeşlerimize yönelik baskı, önyargı, ayrımcılık ve istihdamdan dışlanmaya karşı etkin mücadele yürüteceğiz. Sevgili kadınlar, kadın katliamlarına son diyerek şiddetten arınmış bir yaşam hakkını beraber savunalım. Kadın katliamı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede her zaman temel mücadele alanımızdır. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi öngören uluslararası sözleşmeler etkin bir şekilde uygulanacaktır. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetten yargılananların ceza kanunundaki haksız tahrik indirimlerine son verilecektir. Kadın ve çocuklara yönelik her türlü cinsel ve fiziksel şiddet davalarına bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulması sağlanacak, mesleki eğitim kapsamında hakim, savcı ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi zorunlu hale getirilecektir. Eğitim müfredatı ve ders kitapları başta olmak üzere tüm materyaller cinsiyetçi, tekçi, mezhepçi, militarist ve milliyetçi içerikten arındırılacak, toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak verilecektir. Sevgili kadınlar, sağlıklı olmak toplumsal bir haktır. Bizler sağlık hizmetlerinin parasız, kamusal hizmeti toplumun ayağına götüren, eşit, ulaşılabilir, ana dilinde ve cinsiyetçi olmayan bir anlayışla sürdürülmesini hedefliyoruz. Kadın bedenine dönük her müdahaleye ve tahakküme son verilecek, aile planlaması hizmetleri ücretsiz sunulacaktır. Bebek gelişimlerinin sağlanması için ücretsiz mama desteği verilecek, tüm çocukların gıda hakkını korumak için her mahallede mama ve gıda bankaları kuracağız. Sevgili kadınlar, değerli kardeşlerim, bu çağrımız sizlere. Biz görünmezi görünür kılmak, yok sayılanı var etmek için mücadele ediyoruz. Kadınların maruz kaldığı bütün haksızlıkları, eşitsizlikleri, ayrımcılığı ortadan kaldırabiliriz. Büyük insanlık kadının eşit ve özgür olduğu yeni yaşamdır. Bütün kadınları barajları aşmaya,
yeni bir yaşamı birlikte kurmaya çağırıyoruz. Bizler HDP, bizler meclise diyor. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.